İyi günler efendim. Ekopolitik gündem programımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok yoğun bir siyasi gündeme sahne oluyor ülkemiz. Ve çok isabetli de bir konuğumuz var. Sayın Mehmet Ali Talat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Evet. Hayırlı cumalar diydim. Ha evet doğru. Evet aynı zamanda. Evet, gündem yoğun dedim. Özellikle dün çok enteresan bir gündem oldu. Bazı pankartlar kondu. Billboardlar diyeyim artık adına. O billboardlara bazı müdahale oldu, bazı söylemler oldu, tutuklamalar oldu. O tutuklamalara Sayın Akıncı, Mustafa Akıncı, kaçıncı Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı hocam? Dördüncü Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı sanal ortamda. Sayın Talat açıklama yaptı, yapmadı kendisine soracağız da bazı o tutuklanan veya taraf olan kişilerin özellikle sol partilerin herhangi bir açıklama yapmamasına büyük şey belirttiler, tepki koydular. Bu itibarla öncelikle bu konuyu Sayın Talat'a sormak istiyorum. Evet başkan, bu konu tabii bu konu hamaset karşılık üzerine değil de yani nasıl değerlendirmek lazım bu konuyu? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu gündemimiz bu değil bu toplumun. Olmaması yani, lazım. Yani bu toplumun gündemi salgın kaynaklı en ziyade salgın kaynaklı ekonomik sıkıntılar, çöküntü. İnsanlar gan alıyor, açlıktan ölüyoruz diyorlar, bıçak kemiğe dayandı diyorlar, taşımacıların hali, turizm çalışanlarının hali ortada. Bütün bunlar varken bizim gündemimizi işte Tayyip Erdoğan'ı sever misin, sevmez misin noktasına çekmek son derece yanlış olur. Seven sever, sevmeyen sevmez. Bu kadar basit. Kimse sevmek zorunda değil. Kimse sevmemek zorunda da değil. Ha şimdi tabii burada çok önemli başka bir mesele evet. Daha var. O hukuki da, ve polise boyutu. Ha, o da şudur. Yani AK Parti gençlik kolları burada bu şekilde faaliyet yürütebilir mi? Bu çok önemli bir şeydir. Burası başka bir ülkedir. Bu başka ülkede AK Parti'nin gençlik kollarının faaliyet yürütmesi yasal mıdır, değil midir? Bir başka ülkenin siyasi partisinin burada faaliyet yürütmesi bana göre, bilmiyorum tabii hukuki durumu, onu konuşmak, tartışmak lazım. Ben hukukçu da değilim. Ama bana göre etik olarak yanlıştır. Ne münasebet AK Parti gençlik kolları ya da AK Parti bilmem ne örgütü. Olamaz böyle bir şey. Olmamalıdır yani. Tabii ki burası başka bir ülke. Billboardların asılmasından değil de ha şimdi bakın. O diğerleri yarattılar. Ama şunu söyleyeceğim. Yani billboard'a birinin ilan vermesi herhalde serbesttir kim olursa olsun. Evet. Parayı ver. Parayı ver yayınla. Nitekim Amerika'da öyle olduydu. Stop Erdoğan, sonra evet. Love Erdoğan kondu. Yani her ikisi de kondu. Ha, o da para sonuçta. Parayla yapılan şeyler. Şimdi ona saldırmak, çizmek, o billboard'a zarar vermek bir şeydir. Bana göre basit bir zarar vermedir. Ama bunu gizli örgüt kurma biçiminde suçlayarak polisin ele alması da benim için hayret verici oldu. Gizli örgüt kurmuşlar. Gizli örgüt değil ki bunlar açıktırlar. Neresi gizli? Kimdir gizli olan? Gizlenen yok. Ha tabii şunu söylemek lazım. Bütün bunlar yani o billboard'da Love Erdoğan'ı gördüğümde ben gülüp geçmeliydim. Önemsememeliydim. Şey yapmıyorsam yani. Çünkü hayır, karşı olsan bile. Çünkü nedir? Onu yazan niçin yaptı onu? Tepki toplasın ve öne çıksın. Daha da görünür olsun. Daha da çoğalsın.
Çoğalmak için yaparlar bunu. Bilerek yaparlar bunu. Bilmeden yapmadılar, bilerek yaptılar. Çoğaltmak için, kendilerini onun karşılığında, çoğaltmak için yaptılar. Onun karşılığında Sayın Başkan, onun yaşananları şapıp da sen bir karşı çoğuru şeklinde I love Cyprus'un faydası var mı bizim sürecimizde? Şimdi I love Cyprus... yani tepki olarak. Yani bak, ona karşı öyle bir tepki da normaldir. O da demokratik. Kutuplaşmaya götürüyor bizi, yani, değil mi? Tamam, o da demokratik hak. Ama sonuçta gündemi saptırıyor hepsi. Bak şu anda esas gündemimiz Kıbrıs sorunu olmalı bence. Evet. Bir de ekonomi. Bir de ekonomi. Hani için Kıbrıs sorunu olmalı? Kıbrıs için önemli bir şey kaynatılıyor şu anda. Evet. Farkında değil miyiz? Beşli konferans. 5+1. Bu 5+1 konferans çökerse, ki %99 çökecek, çökerse 5 sene hiçbir şey yapılmayacak demektir. Kıbrıs sorunu unutulacak demektir. Böyle bir tehlikeye doğru gidiyoruz. Yani çökerse bugün, bu sefer I love bunu, I love şunu şeklinde hiçbir şey love olmayacak. Hiçbir şey love olmayacak o zaman. Şunu söyleyeyim. Geçen gün Averof Neofidu ziyaretime geldi. Bugün de İngiliz Yüksek Komiseri. İkisine de şunu söyledim. Eğer bu konferans başarısız olacaksa yapılmasın daha iyi. Çünkü bu konferans yapılır ve başarısız olursa ve bu ilan edilirse genel sekreter tarafından bu iş biter. Artık başka bahara. Bana ne diyecek genel sekreter? Ne haliniz varsa görün. Herhalde şeyi beklemiyoruz. Ey yahu işte Kıbrıs'ı Türkler iki devlet istedi. O zaman onu da deneyelim demeyecek genel sekreter. Değmez. Gayri resmi demektir efendim. Şimdi ama siz hatırlıyorsam program yaptığımızda Sayın Akıncı'nın o son iki tane zirve diye katılıp başarısızlıklara da gereksiz dediğiniz. Çünkü zirve tabii, tam zirve değildi. Değildi orada tabii. Komiteler toplandı neredeyse. Yani sırf toplanmak için toplandı ama, ve fiyaskoya dönüştü. Ve her şeyi görüştüler. Evet. Her şey görüşülemezdi ki zirvede, orada. Zirvede taraflar gelir. En garantörler evet. Ve son nokta konur değil mi? İmzaya gelir evet. Taraflar. Şimdi gayri resmi demeleri ondan işte. Diyorlar ki resmi yapmayalım. Kağıt üstünde. Gayri resmi olsun bu. Yani bir çeşit sohbet toplantısı olsun. Bakalım ortak zemin var mı? Türk tarafının tutumu buydu. Rum tarafı da buna evet dedi. Sonuçta böyle bir şey organize ediyor Birleşmiş Milletler ve yani kendilerine göre eğer başarısız olursa gayri resmi olduğu için büyük bir çöküş olmayacak. Evet. Diye tutanak da bunda normal resmi gibi tutanaklar her tabii şey tutuluyor. Tabii tutanak tutulur. Tabii ki tutulur. Gayri resmi de olsa tutulur. Ama nedir? Bunun sonucu resmen bağlayıcı hale gelmez diyorlar. Ama ben bunu çok tehlikeli görüyorum. Yani eğer başarısını Birleşmiş Milletler güvenceye almazsa bunun, hiç toplamasın. Biri bayram haftası der, öbürü mangal tahtası der. İçeri konuşmayacak deniyor. Sadece paralar pozisyonunu ortaya koyacak. Bu ne olacak? Ne demek pozisyonunu ortaya koymak? Bilmem. Yani Kıbrıs Türk tarafı diyecek ki biz iki devlet temelinde bir çözüm istiyoruz. Rum tarafı da biz de diyecek güvenlik konseyi kararları çerçevesinde BM parametrelerine bağlı olarak iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüm istiyoruz ve üstelik bu da Avrupa Birliği normlarına uygun olacak falan filan diyecek. Bu pozisyonlarını ortaya koyacaklar. Bu ne demek? Ne işe yarayacak yani? Bunu herkes biliyor. Evet. Türkiye Dışişleri Bakanı açıklıyor. Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Diyor ki iki devlet temelinde çözüm. Yani bu ne demektir? Maksimum bizim gerileyebileceğimiz nokta konfederasyondur diyorlar. Bu pozisyonda ise taraflar böyle bir konferansın toplanmasının bir anlamı yoktur. Toplanmasın daha iyi. Bari hiç olmazsa ortak bir zemin bulunup belki bir süre sonra böyle bir çalışma yapılabilir. Benim görüşüm şudur. Burada bütün diplomatik kanallar kullanılmalıdır bu konferanstan önce. Yani Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ne kadar kapasitesi varsa, birlik olarak olmasa bile yani örneğin şeyin var, Almanya Başbakanı'nın önemli bir kapasitesi var. Türkiye ile ilgili olarak da önemli bir etkisi var. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama garantördür ve
Evet. Özellikle Türkiye üzerinde büyük etkisi var. Hele sanırım şimdi bu etki daha da artacak. Çünkü bir de Avrupa Birliği ile bağlıydı İngiltere. Şimdi Avrupa Birliği ile bağlı olmayan bir pozisyonda olacak. Dolayısıyla Türkiye üzerinde önemli etkisi var. Amerika Birleşik Devletleri, Blinken Dışişleri Bakanı, bugün hayretle okudum bizim yazılı basında. Biz Kıbrıs sorunun içindeyiz, yakında göreceksiniz veya bunu göreceksiniz demiş. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü var. Bütün bunlar diplomatik olarak devreye girecek ve Türkiye örneğin ve Kıbrıs Türk tarafı neden federasyondan iki devletli çözüme geçti? Annan planından niye bu kadar uzaklaştı ve iki devletli çözüme geçti? Bunun nedeni nedir? Bunun baş nedeni hepimiz biliyoruz. Anastasiadis'in yan çizmesidir. Evet. Özellikle Crans-Montana'da karar alma süreçlerine Kıbrıslı Türklerin katılımını anlaşıldığı üzere, geçmişte anlaşıldığı üzere katılımını reddetmesi ve siyasi eşitliği üzerinde Kıbrıslı Türklerin kuşku yaratacak pozisyon takınması, buna Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tepki ortaya koyması, hatta öyle büyük bir tepki ortaya koymuştu ki hatırlarsanız bu bizim neslin son denemesiydi, evet, bile demiştir. O noktaya sürüklemesi süreci sonuçta Türk tarafını bütün o gelişmelerden sonra, çeşitli sıkıntılardan sonra Kıbrıs Türk tarafını iki devletli çözüme doğru yöneltmesi. Demek ki Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler ve bu güçlü önemli ülkeler Türkiye'ye sizi bu noktaya sürükleyen nedeni biliyoruz. Bu nedeni çözümlemek için biz çaba ortaya koyacağız deyip Kıbrıs Rum tarafına yönelmeleri gerekir öncelikle. Kıbrıs Rum tarafına Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda kuşku yaratmayacak bir pozisyon takınmanız lazım. Bakın Averof Neofidu'nun söylediği gibi ki iktidar partisinin başkanıdır. Onun söylediği gibi açık ve net olmanız gerekir demesi lazımdır. Evet. Anastasiadis'e. Bunu kim demesi lazım? Birleşmiş Milletler, Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri, Almanya yani falan. Kıbrıs yani, ağzıyla size de az bile değil. Bak adamların siz siyaset şimdi evet, kabul etmediniz. Evet. Öyle bir hale soktunuz ki adamlar evet, artık umudu kesti de böyle bir evet, yaklaşım tamam, sağlaması lazım. Eğer siz tekrar Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini teslim etmeye hazır olursanız, karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin ciddi şekilde katılmasını kabul ederseniz, merkezi zayıf olan bir federal hükümet istiyordunuz zaten geçmişten beri, bunu da formüle ederseniz biz Türk tarafını yeniden ikna etmeye çalışırız. Zaten onlar da size daha şakır öyle bir şey. Demeleri lazım. Ve yani bütün bunlar benim düşüncelerim tabii. Yani sonuçta ne o... Arayolu bulmak için diyorsunuz. Tabii. Sonuçta eğer bunlar Rum tarafınca kabul edilirse ve Rum tarafı hazır olduğunu ifade ederse Türkiye'ye yönelmesi bu güçlerin ve Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini de yeniden canlandıracak olan böyle bir gelişmenin hem Avrupa Birliği için hem Türkiye için son derece olumlu olacağından hareketle konuyu bu şekilde ele almaları ve Türkiye'yi ikna etmeye çalışmaları gerekir. Ben Türkiye'nin ikna olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye biliyorsunuz... Peki bunu taktik olarak yapmış olamaz mı? Çünkü sadece taktik değil. Türkiye zaten söylediği bazı kanallardan söylemeye de devam ediyor. Ben biliyorum yani. Basına konuşanlar başka konuşur. İçeride konuşanlar başka konuşur. Yani Türkiye başka opsiyonları da değerlendirmek istiyor. Eğer bu iş olmayacaksa, eğer olacaksa bana sorarsanız Türkiye böyle bir sürecin yaşanmasına engel teşkil etmeyecek. Ama hayır, Sayın Akıncı'nın o getirdiği nokta siyasi eşitliği bile kabul edilmeden
Bir gün garantörlüğü tartış, bir gün harita tartış, bir gün şey tartış. O masayı tamamen yıkıp da yeni bir boyut kazandırmak için Türkiye bu böyle bir açılım getirmiş olmuş durumda. Çünkü Sayın Anastas'ın dediği biz halen daha haritayı, garantörlüğü şunu tartışalım ama siyasetçiyi tartışmayalım. Yani böyle bir böyle anormal bir şey olabilir. Evet, öyle bir anormal durumdan kurtulmanın yani yolunu Türkiye bakın, öyle görmüş olabilir. Siyasi eşitlik olmadan Kıbrıslı Türkler herhangi bir anlaşmaya evet diyemez. Yok böyle bir dünya. Yani siyasi eşitliğin olacağı ta 1960 anlaşmalarının ruhunda sizden sonra var. Ben her zaman sorarım. Sayın Talat'tan sonra bizim lehimize bir çıngıcık gelişme oldu mu sorusuna tek çok net alamıyorum. Şimdi siyasi eşitlik kabul edilirken reddedildi. Biz son görüşmelerdeki gittik. Hep Rumların oyun kurucu olduğu ve Rumların karşı tarafın istediği harita verdik. Garantörlük tartıştık ama bizim lehimiz olan bir kazanım değil. Hep onların sahasında, hep onların istediği gibi oyun oynadık. Şimdi bu, bakın, yani bu geldiğimiz noktada... O kadarı söylemek istemem şimdi çünkü ayrıntılarını bilmem ama söylemeye çalışacağım şudur. Bir kere bizim Hristofias'la yaptığımız müzakerelerde anlaştığımız şuydu. Bakanlar Kurulu o birazcık sayının artırılmasını istiyordu. 6 azdır diyordu. Bakanlar Kurulu'nu 13 yapalım. Bunların 5'i Kıbrıslı Türk, 8'i Kıbrıslı Rum olsun. 2 Kıbrıslı Türk'ün oyu ile kararlar geçebilsin. Ama çoğunlukta. Çoğunluğu 2 Kıbrıslı Türk'ün katılımı şartıyla. Ya da 2 Kıbrıslı Rum'un katılımı şartıyla sağlarsa Bakanlar Kurulu karar geçsin. Kurullarda, var olan kurullarda yine Bakanlar Kurulu'na benzer bir çoğunluk gereksin. Merkez Bankası şu bu gibi. Kurullarda, evet. Diğer kurullarda, evet. Kamu Hizmeti Komisyonu. Evet. Hatta Kamu Hizmeti Komisyonu'nda eşitlik de aranıyordu. Kurul olmayan yerlerde mesela daire müdürlerinin karar vereceği konularda Türkse daire müdürü o karar verir, Rumsa daire müdürü o karar verir. Ama bu kararı verirken tabii normal şimdiki gibi mekanizma içinde verir. Türk-Rum ayrımı yapılmadan olur diyorlardı. Ben de diyordum ki iyi güzel de o zaman Türklerin pozisyonunu merkezi hükümette güçlendirmemiz lazım bunu yapabilmek için. Evet. Yani örneğin merkezi hükümette bakanlar kurulunda olduğu gibi 8'e 5 gibi bir yapı olsun. Yani sonuçta Kıbrıslı Türkler de kurulların çoğunluğunu yani nedir o? Kahir çoğunluğunu Kıbrıslı Rumlar oluşturuyor demesinler. Hükümet makamlarının. Bunları tartışıyorduk. Bunlar unutuldu birdenbire. Karar alma mekanizmalarında bir Kıbrıslı Türk'ün oyu bile sorgulanır oldu. Bana bu göre peki nasıl unutturduk onu? Bilmem. O bir başarısızlık değil mi bizim heyeti? Bilmem. Yani siz parametre oluşturmaz mı o geçmişte sizin vardığınız noktalar? Tabii ki oluşturur. Şimdi o nasıl Anastasiya kendi başına onu bertaraf ederken biz ve BM ona nasıl olduk? Biz nasıl onu çeviremedik ve hiç bilmiyorum. Yani orada bulunmadım ama yani bana göre bu konuda feveran etmek gerekiyordu. Ortalığı birbirine katmak gerekiyordu. Onu bir tarafa bırakın. Bunu sonrasında da bütün dünyaya anlatmak gerekiyordu. Yani farz et ki Krans Montana çöktü. Güzel. Rum tarafı reddetti. Hatta yani Anastasiades çok ciddi önemli bir taktik uyguladı. Yani bizi kandırdı Türk tarafını. Nasıl kandırdı? Çavuşoğlu'yla, Türkiye Dışişleri Bakanı'yla bir görüşme yaptı. Ve görüşmede, evet, o zaman doğrudan görüşme olayları, evet, tartışmaları geçti. Ve kendisine dedi ki Çavuşoğlu'na, bak dedi benim seçimim var. Şimdi bu işi bırakalım, gidelim. Seçim bittikten sonra ben iki devletli çözümü görüşmeye hazırım. Sayın Çavuşoğlu da bunun üstüne atladı. Bayıldı bu işe. Kendisi şey olarak da, nedir o, düşünce yapısı olarak da
dünya görüşü olarak da iki devletli çözümü tercih eden birisiydi zaten. Bunun üstüne balıklama atladı, inandı Anastasiadis'e. Ve sandı ki seçimden sonra böyle bir şey olacak. Ha bu arada Kıbrıs Türk tarafıyla koordinasyonu da kopunca Türkiye'nin, evet, bundan hemen sonra biliyorsunuz koptu. Yani şeyler atıldı artık. Köprüler. Köprüler atıldı. Dolayısıyla Türk tarafıyla Türkiye birlikte hareket edip Rum tarafını uluslararası alanda baskı altına alma yerine ayrı cephelerde savaşma yoluna gitti Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı. Bunun, bunun bir hedefe varma ihtimali işte var mı? Sonuçta çöktü. Yani Kıbrıs sonuçta bizi perişan Türkiye'den etti. Bağımsız bir sonuca ulaşma ihtimali var mı? Ama zaten Türkiye'den bağımsız bir sonuca ulaştığında o sonuç geçerli olmaz. O sonuç ki. Sonuç olmaz. Sonuç olmaz çünkü Türkiye onaylamadığı sürece çözüm olmaz. Bu bilinen bir şey. O yüzden yani bırakın o bağları mağları ben ondan bahsetmiyorum. O ayrı bir şey. Kültürel, ekonomik, sosyal. O başka. O başka. Ama şey olarak düşünün siz biz anlamlı planını kabul ettik. Birleşmiş Milletler'e ben dedim ki ya biz kabul ettik onlar etmedi ya olsun ama dedi. Yani sonuçta bir taraf kabul etmezse bu iş olmaz. Öyle dediler. Ve ne yaptılar? Türkiye de kabul edip imzalamalıydı en sonunda. Türkiye kabul etmezse anlaşma olmazdı. Kinitekim hatta biz Annan planını bütünüyle biz derken yani beni kastetmiyorum. Evet. Bütün Kıbrıs Türk'ünü. Kıbrıs Türk'ü artı Kıbrıs Türk'ü artı Türkiye diplomasisi hep birlikte o 4000 sayfalık, 6000 sayfalık Annan planını Türkçe'ye tercüme ettik. Evet. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik onaylasın diye. Eğer referandumda kabul edilseydi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu gündemine alıp onaylayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamadan geçerli olamayacaktı bu anlaşma. Peki şey neydi efendim? Akel'in, Hristov Yas'ın Türkiye'de bize garanti versin ki bu planın uygulanmasını harfiyen gerçekleştirecek. O da bahane. O yani ya Rum tarafında bahane yaratmakta uzmandırlar. Peki o yani, gün o Türkiye o garantiyi vermedi mi kendisine? Yoksa böyle bir şey gerekmez miydi? Ya bir anlaşmayı imzalayacaksın da uygulamayacaksın ya da ben dünyanın neresinde var? Ben bu anlaşmayı imzalıyorum ama uygulayacağım ha mı diyeceksin? Anlaşmayı imzalamak demek uygulamak demektir. Uygulama garantisini Türkiye'den istemedi. Uygulama garantisini Güvenlik Konseyi'nden istedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden istedi. Hatta o nedenle İngiltere Güvenlik Konseyi en son onaylayacaktı anlaşmayı. Önceye aldı. Almak istedi İngiltere. Yani dedi ki önce Güvenlik Konseyi onaylasın bu anlaşmayı, bu iyi bir anlaşmadır desin, sonra referanduma konsun dedi. Hayır özür dilerim. Şeyden sonra, referandumdan sonra önce Güvenlik Konseyi onaylasın, ondan sonra diğerleri onaylasın önerisini getirdi İngiltere. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de köpürttü, gerçekleştirmeye çalıştılar. Rum tarafı hemen Rusya'ya gitti ve Ruslardan böyle bir gelişmeyi veto etmesini istedi. Olmaz öyle şey dedi, en son yapsın Güvenlik Konseyi, bütün anlaşma çıksın ortaya da onu güvenceye bağlasın dedi. Bunun üzerine Rusya veto edeceğini söyledi ve bu çabası İngiltere'nin çöktü. Evet. Onun için yani o günler yani herkesin taktik çabalarını ortaya koyduğu günlerdi. Pek uygulama garantisi ama demek en önemlisi, ne demekti? Yani Güvenlik Konseyi diyecekti ki biz garanti veriyoruz ki bu anlaşma uygulanacak. Yani imzalayıp Türkiye'ye çıkmazsa çekmez askerini sen mecbur edeceksin, tedbir alacaksın. Böyle bir garanti verebilir mi Güvenlik Konseyi? Var i̇şte Güvenlik Konseyi de
böyle bir garanti vermemek için, veremeyeceği için. Ver tarihte ver de oldu mu? Bak veremeyeceği için. Evet. Güvenlik Konseyi önceden anlaşmayı onaylasın, böylece Türkiye de bundan kaçamasın dedi. Ama bunu da Hristofias evet demek zorunda kalacağı için Papadopoulos engelledi ki Hristofias'ın ekibi evet diyemesin diye. Hep taktik yani. Hep taktik. En son Anastasiadis'in yaptığı, hele bu son taktik, tam bir üçkağıttır. Çıkacaksın sen ve Türkiye Dışişleri Bakanı'nın kulağına fısıldayacaksın ki iki devletli çözüme hazırsın şeyden sonra. Onun da istediği bir çift göz sen, bir göz sen verdin, bir çift. Tam da inkar edemiyor. Yani böyle bir teklif sunduğunda tam inkar edemiyor Anastasiadis. Etti aslında da Hristofias da bozdu kendisini. Tabii. Yani onun için bütün bunlar tabii ki bizim tarihimize önemli hususlar olarak kaydolacak. O ayrı bir mesele. Çözüme giden yoldaki şeyler. Şu anda yapılması, defolar. Evet. Şu anda yapılması gereken ama benim dediğim gibi. Taraflar inisiyatif alacak daha fazla. Evet ve bir Rum tarafını sonra da Türkiye'yi ikna etme çabası içine girecekler. Bunun da başkaca bir yolu yoktur. Kıbrıs Türk tarafı zaten Sayın Tatar ilan etti. Ben Türkiye ne derse onu yaparım dedi. Dolayısıyla orada bir sorun yok. Yani şimdi yapılması gereken önce Rum tarafı ikna edilecek, siyasi eşitlik ve kararlara katılım süreçleri konusunda Kıbrıs hakkını Türk teslim tarafı, edecek. Evet. Hakkını teslim edecek. Geçmişte Birleşmiş Milletler'in defalarca teyit ettiği hakkını teslim edecek ve tabii ki bunu diyorsunuz, Birleşmiş Milletler diyecek açıkça sen geçmişte kabul ettiğin federasyonun temel parametresi olan bir şeyi kabul etti değil, şeyde zaten Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararında var. Yani nasıl kabul etti diye bir şey yok. Kabul etti tabii. Ama sen oyun bozansın açıkça demiyorlar gene, değil mi? Demiyorlar. İşte olay bu. Kimseye söylemiyorum. Kimseye. Türk tarafına da sen iki devlet isteyemen de diyemiyorlar. Yani o zaman bu Birleşmiş Milletler mediatördür, biliyoruz yani, aracıdır, hakem değildir ama bir açıkta bu aracılık da şeye döndü. Evet. Yani döndü. Göstermeliğe döndü. Haklısınız. Yani bazı parametreleri hatırladıp da tarafları motive etme, yani gerçekleri vardı ve orada şahit, değil mi? Tabii. Kardeşim sen bunu kabul ettiydin, bak sen de bunu kabul ettiydin, burada geri dönmek ne etiktir ne devlet, bunu diyebilmeli. Aksi takdirde bu, yani bu şey döner dolar ve yani bu Lut'un ve belli başlarının bir görevine döner bu işin. Bütün söylediğim de budur zaten. Sonra bir şey daha, yani özel temsilcinin kişiliğiyle ilgili benim söyleyecek bir şeyim yok ama benim bilgilerime göre Sayın Lut da çok yabancı olarak geldi bu işe. Ve hala yabancı. Vakıf değil yani olaya. Hala yabancıdır. Gider gelir yani. Bu şey olabilir mi efendim? Yani bu mesele artık kabak tadı verdi, çözüleceği de. Onun için anlar anlamaz bir kişi yollayın da gitsin, buna mı döndü? O zaman bıraksınlar bu işi de, bari su yolunu bulsun yani. Yani ona dönecek bu iş. Herhalde. Su yolunu bulsun. Peki efendim, şimdi bir daha vatandaş. 10 Şubat belgeseli vardı, efendime söyleyeyim. İki devletten Sayın Eroğlu'nun imzaladığı. 11 Şubat galiba. Sonra geldik, Sayın şu anda Anastasiadis'in söylediği o gevşek iki devlet federasyon. Sayın... İki devletli değil, gevşek federasyon. Gevşek artık nasıl anlaşılırsa şu anda da... Ya, şey diyor yani, merkezi... Zayıflamış. Merkezi yetkilerin azaltıldığı. Zaten ekstrem baktığınızda üniter devlet, federe devlet, gevşer artık iki devletli diye dönüyor. Evet. Ne kadar çekerseniz kopar. Evet. Şimdi Sayın Tatar'ın dediği iki devletlilik demiyorlar pek, konfederasyon demiyorlar. Egemen eşitlik temelinde diyorlar. Zaten o 10 Şubat belgeseli daha. İki devletli, iki toplumdan neşir eden iki devletli gibi bir şeydi. Yani yani tek burada, egemenlik diyordu orada. İşte anlaşılmayan konu şu anda efendim, sormak istediğim, vatandaş anlasın. Şimdi Sayın Özersay da işbirliğine dayalı model diyor.
Şimdi ben şüphelerim var, vatandaş bu kavramlardan tam anlayabilir mi? Anlamaz. Bunu soracağım size ama sinyal geldi bize efendim, bir kısa reklama girmek durumundayız. Benim eminim onlar da anlamaz. Kısa bir reklamdan sonra yine bu egemen eşitlik, tek egemenlik gibi konuları Sayın Tarada soracağız efendim. Ermataş'ın sunduğu Ekopolitik Gündem devam edecek. Konserimdi ve yaşım çok küçüktü. Oradan elde ettiğimiz geliri özel eğitim öğrencilerine bağışladıydık. Ve bunu yaparken okula gittik. Çocukların aşırı sevinmesi ve benim orada ben onlar için bir şey yaptım ve onlardan mutlu oldu hissi beni çok duygulandırdıydı. Doktorluğun da mantığı bu şekilde. Ben başkalarının hayatına dokunabilmek için, başkalarının hayatına bir şeyler katabilmek, belki onları iyileştirebilmek, yaralarını sarabilmek için okuyorum. Dedim ki ben buraya aitim. Özellikle Kıbrıs'ta zaten sağlık konusunda kendimizi geliştirmemiz gereken konular olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ihtisasımı tamamlayıp adaya dönüp burada başarılı bir doktor olarak hayatıma devam etmek isterim. Bir yere kadar tabii ki devam edebildik ama son bu senemde böyle bir tökezleme yaşadık. Kıbrıs Vakıflar İdaresi bu noktada hayatıma dokundu diyebilirim. Çünkü 5. sınıfa gelmiş bir tıp fakültesinin öğrencisinin mezun olmasını sağlamak zaten bizim görevimiz dediler. Vakıfların da mentalitesi bu şekilde. Yani insandan gelen insana gider ve bu şekilde bir sağlıklı bir toplum olabiliriz zaten. Herkes birbirini desteklerse, herkes birbirine yardımcı olursa altından kalkamayacağımız hiçbir problem yok. Ben 2 yaşındayken babam vefat etti kalp krizinden dolayı. Evde babamın öğrenci kartını buldum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dönemin zorluklarından dolayı terk etmek zorunda kalmış. Onun yarım bıraktığı hayalini tamamlamış gibi oldum. Ayrini, Çakistesi, siyah zeytini, zeytin ezmesi ve zeytinyağıyla doğal ve kendi üretimi ürünleri ağaçtan sofranıza taşıyan marka. Irene ISO 22000 gıda güvenliği belgesine sahip bir markadır. Irene kalitedir. Kalite bizden sorulur. Irene. Yaşamın yeni rengini ev ve iş yerlerinde yaşatacak İbarman Limited, bünyesinde bulundurduğu iç ve dış cephe boya çeşitleri, astarlar, ahşap koruyucular, vernikler, yalıtım sistemleriyle yaşam alanlarınızı hem koruyor hem de renklendiriyoruz. Biz boyadık, hep biz boyadık. İbarman Boya. Biz göz boyamıyoruz. Biz boyarız, hep biz boyarız. Rixol Surface Antibakteriyel Yüzey Dezenfektanı, virüs ve bakterilerin %99.9'unu yok eder. Işık düğmeleri, prizler, kapı kolları, mutfak tezgahları, masa, sandalye ve buzdolabı gibi sık kullanılan tüm sert yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılabilir. Sert yüzeylere doğrudan spreyleyerek tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulayıp bez veya havlu peçete yardımıyla siliniz. Bakteri ve virüslere karşı %99.9 koruma sağlayan Rixol Surface Antibakteriyel Yüzey Dezenfektanı artık tüm marketlerde. Ekor Unlu Mamulleri
birbirinden farklı ekmek çeşitlerini sizlere sunmaktadır. Usta elinden çıkmış en lezzetli pastaları, börekleri ve güler yüzlü hizmetiyle kendinizi evinizdeymiş gibi hissetmenizi sağlar. Böyle lezzetler varken Ekor'dan asla eliniz boş çıkamazsınız. Ekor, farklı bir lezzet. Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası, karpuzun en kaliteli zeytinlerini %100 doğal, katkısız, kimyasal kullanılmadan, az tuzlu, en lezzetli siyah yağlı sele zeytinlerini sizler için üretiyor. Ayrıca Kıbrıs'ta tek gerçek soğuk sıkım yöntemiyle Avrupa ve ISO 22000 standartlarında %100 doğal, ilaçsız, glikoz içermeyen kırımlı Harnuf pekmesini sunmaktadır. Dağıtım ağı Şirket Hançerli olan kırımlı ürünlerini tüm marketlerde bulabilirsiniz. Otomobil tutkusu anlatılmaz, yaşanır. Bu güçlü duyguya Kronos yakışır. Kronos, madeni yağların efendisi. Ermataş'ın sunduğu Ekopolitik Gündem devam ediyor. Evet, tekrar merhabalar efendim. İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Tarak konuğumuz. Kaldığımız nokta tabii Kıbrıs sorununda konuşuyorduk. Onu bitirelim ve biraz daha pandemi gündemine döneceğiz. Kıbrıs sorununa ilgili farklı görüşler var iktidara gelen. Sayın Tarak'a da Tatar'a da bir toplantıda geçen gün söyledim. Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs sorununa bakacağız öyle bir esnek ve daha flexible'dır ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra Sayın Denktaş, Sayın Talat, Sayın Eroğlu, Sayın Akıncı ve Sayın Tatar değil mi? Evet. Sol sağ. Şimdi bu bize bir net bir göstergedir aslında. Yani evet. Demek ki Kıbrıs Türkü'nün devamlı olarak biri sol seçildi diye federasyon ister, sağ seçildi diye konfederasyon da şey ister, yani yorum yapılamaz. Ama dönen şeylerde de fikriyatlarda da şimdi solun federatif yapıya bağlı olduğunu biliyoruz da sağ da şimdi son zamanlarda egemen eşitliğe dayalı ya da bir işbirliği modeline dayalı modeller diyor, deniyor. Şimdi bunlarla ne kastediliyor ve solla sağ arasında net farklılık nedir, yoksa kelime oyunları mıdır? Bunu bir Sayın Tarat'a bir soralım. Şimdi geleneksel olarak sağ daha milliyetçi ve ayrılıkçı bir tutum izlemiştir Kıbrıs sorununda. Bu Sayın Denktaş'la başlamış. Evet. İşte Sayın Eroğlu'yla da devam etmiştir. Şimdi de Sayın Tatar'la devam etmektedir. Sol ise geleneksel olarak çözümden yana iki toplumun birlikte işbirliği içinde bir ülkeyi yönetebilecekleri federal bir yapı peşinde olmuştur. İkisi de geleneksel olarak böyledir ve bizde sağ ve sol siyasetler ekonomik yaklaşımları bakımından değil, Kıbrıs sorununa yaklaşımları bakımından sınıflanmışlardır. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Peki her seçimde birinin değişmesi, yani toplum bir federasyoncu, bir konfederasyoncu mu oluyor? Değişmenin nedeni başkadır. Onlar hep konjonktüreldir. Sizce nedir? Şimdi bakın, konjonktüreldir bunlar. Yani konu şudur. Bir kere benim Cumhurbaşkanı seçilme dönemimi hatırlayın. Tam büyük halk hareketleri var. Ben bu hareketlerin arkasından büyük bir çöküş yaşandığı
Lahey'de reddedildiği Annan planı Sayın Denktaş tarafından, toplum bunu hazmedemedi, öfke duydu. Ondan sonra yıl sonu yapılan seçimlerde, bu Mart'ta olduydu, yıl sonu Aralık'ta yapılan seçimlerde CTP birinci parti oldu, evet. Ben başbakan oldum. Türkiye'de çözümden yanaydı o günlerde. Türkiye'nin de ciddi desteğiyle müzakere süreci başladı. Ben başbakan olarak müzakere sürecine ilk defa katıldım. İlk defa bir başbakan müzakerelere katıldı. Evet. İlk ve son. Onun arkasından... Tabii onu siz ısrar ettiniz. Tabii, tabii. Siz ısrarcı oldunuz. Ben ısrar ettim. Denktaş Bey de madem öyledir Dışişleri Bakanı da olsun dedi. Serdar Denktaş için. Yani güvenilir birisini de o koymak istedi ekibe. Şahit. Ha, kendi ekibine. Neyse, sonuçta benim de itirazım yoktu. Ve şey yaptık, birlikte yola zaten çıktık. Zaten siz de Serdar Bey'le çok uyumlu çalıştığınızı hatırlıyoruz. Çok uyumlu çalıştık. Sonuçta Annan Planı referandumu oldu. Annan Planı referandumda halk ezici bir çoğunlukla plana evet dedi. Bunun doğal sonucu olarak bu planının öncülüğünü yapan ve bunun bunu topluma kabul ettirmek için çaba ortaya koyan, toplumu sürükleyen CTP'nin genel başkanını da halk cumhurbaşkanı seçti. O konjonktür oydu. Bir dönem sonra da tam bir test konjonktür oldu. İşte onu söylüyorum. Bir dönem sonra bizim yani ben işte 3,5 senem Papadopoulos'la geçti. Ondan sonra geriye kalan 1,5 senede Christofias'la görüştük. Christofias çeşitli ayak sürümelerine rağmen epeyce ilerleme sağladık ama toplumuna, kendi toplumuna aman çok da ilerleme yoktur, korkmayın, merak etmeyin diyecek diye ilerlemelerimizi de küçümsedi o dönemde. Şimdi büyümsüyorlar, ayrı konu. Ama o dönemlerde küçümsediler. Ve Kıbrıslı Türklerde bir ümitsizlik ortaya çıktı çözümle ilgili. Tepkisel. Aynı dönemde hükümet, daha doğrusu dünya ekonomik krizi ve onun da bize yansıması sonucunda hükümetin yaşadığı sıkıntılar, o günün hükümetinin erken seçime gitmesi ve UBP'nin tek başına hükümet olması. Bu çok önemlidir. UBP tek başına hükümet olunca, tek başına UBP hükümette, tek başına CTP'li bir cumhurbaşkanı ve seçim yarışına girdi. Tabii CTP'nin desteğiyle, tek başına derken yani hükümette CTP yok anlamında söylüyorum. Sonuçta doğaldır ki Sayın Eroğlu, UBP'nin adayı kazandı. Bu insanların federasyondan oraya buraya geçmeleri meselesi değildi. Konjonktür buydu. Evet. Ki hatta o zaman Sayın Eroğlu parti başkanlığına tabii, bakmış, evde tabiri caizse pijamalarla parti başkanı hemen tabii, hızlı bir şekilde başbakan ve hemen... Evet. Ve ne dedi? Genel sekretere mektup yazdı ve dedi ki Talat'ın bıraktığı yerden devam edeceğim dedi. Çünkü biz domine etmiştik süreci o güne kadar. Anlatabiliyor evet, muyum? Yani Sayın Akıncı'nın dönemiyle benimkinin farkı odur. Biz bütün paydaşları, bütün oyuncuları, uluslararası oyuncular da dahil, Türkiye dahil, tümünü çözüm yönünde angaje etmiştik. Türkiye Dışişleri Bakanı o zaman... Ahmet Davutoğlu o son 14 Ocak'ta verdiğimiz öneriler, 2010'da verdiğimiz öneriler için her gece benimle konuşuyordu. Türkiye'de destekliyordu. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada destekliyordu. Ve tamamen angaje etmiştik. O nedenle işte şey gelince Eroğlu kazanınca Talat'ın bıraktığı yerden devam edeceğim demek zorunda kaldı. Akabinde Şubat belgesi geldi. Ondan sonra epeyce soruldu o. Neyse, sonra Sayın Akıncı döneminde ise artık her şey kopmuştu, biliyorsunuz. Krans Montana'dan sonra aşağı yukarı 3 yıl. Evet. Hiçbir şey yapılmadı. 3-3,5 yıl. Hiçbir şey. Hiçbir şey.
yani Cumhurbaşkanının bütün faaliyet alanı festival gezmeydi. Ondan tabii sonra ki Sayın Akıncı'nın kazanması da yeni enteresan bir şey. Yani siyasi hayatı boyunca, ona geleceğim. Siyasi parti boyunca, yani belediye başkanlıktan sonra siyasiye geçtiğinde hiçbir siyasi hayatında mensup olduğu partiyi neredeyse düşüşe geçti. Geçmiş Cumhurbaşkanı adaylıktan pek başarısı yokken Eroğlu gibi bir adayı birden 65'te oy kazandı. Peki siz de o zaman farklı yanlış yaklaşımlardan aday olmadınız siz de. 65'le kazanmadı aslında, şöyle oldu. Birinci turda Eroğlu daha çok oy aldı ondan. Tabii ikinci turda diyorum 65. İkinci turda 65 alarak kazandı. Tabii ama neticede 65. Sebebi neydi onun da? Eroğlu tamamen dediğiniz gibi ben aday değildim. Eroğlu UBP'yi bölmüştü. UBP'liler kin evet, besliyordu Eroğlu'na. O yüzden Eroğlu birinci turda birinci gelmiş olmasına rağmen ikinci turda çok az bir oy artışı sağlayabildi ve Akıncı kendisini geçti. Neyse ben neden yani hepsi ki, hepsi konjektürel olarak şimdi siz ama ya. Bütün seçimler öyledir zaten. Evet. Bütün seçimler öyledir. Sonra şimdi ne oldu? Şimdi yine sol yani yine de Sayın Akıncı'dan Akıncı, yani evet. Türkiye ile büyük bir şey çatışma. Türkiye dört ayağıyla tabirimi mazur görün. İşin içine girdi, seçimin içine girdi. Bütün gücüyle süreçleri etkilemeye çalıştı. İşte Akıncı'yı neredeyse düşman ilan etti. Akıncı Türkiye'yi irade gasp etmekle suçladı. O onu suçladı. Bütün seçim Kıbrıs sorunu konuşulmadı. Sadece irade ve biat şu bu konuşuldu. Başka bir şey konuşulmadı. Ve sonuçta ne oldu? Bu toplum sonuçta biliyorsunuz yani Türkiye'nin çizgisinin tamamen tersine gidemez çeşitli nedenlerle. Hem nüfus yapısı nedeniyle, hem ihtiyaçları nedeniyle, bilmem nesi nedeniyle. Ve toplum da bilir ki yani Türkiye'siz bu işi de yürütemez. Bütün bunları bilerek sonuçta istemeye istemeye bir seçime gitti ve başka bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi... Dediğim gibi doğru dürüst bir ilişki bırakmadığı için bundan önceki işte liderlik birdenbire o değişti, politika da değişti. Evet, tamamen. Politika da değişti, iki devletliliğe dönüldü, bilmem ne yapıldı. Bu da çıkmaz yol, yani iki devletli çözüm, yani şu an... İki devletli tam demiyor, egemen eşitliğe de tamam, yani çözüm şu an, bak şu an itibariyle... Egemen eşitlik dedikleri için ben biliyorum uluslararası alanda bazı oyunlar oynanıyor. Mesela işte İskoçya FIFA'da üyedir değil mi? Evet. FIFA'da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da üye olsun FIFA'ya. Bu da işte egemenlik göstersin diye öneriler yapıyor bazı uluslararası aktörler şu anda. Efendime söyleyeyim, işte şeyle ilgili olarak, fır düzenlemeleriyle ilgili olarak, işte Kıbrıslı Türklerin de bir, nedir o, uçuş kontrol alanı, fır değil, nedir o? Yani kontrol merkezi olsun. Bu da işte egemenlik göstergesi olur. Bunun gibi şeylerle nedir o? Yemciklerle Türk tarafını egemen eşitlik sağladık noktasına getirmeye çalışıyorlar. Ben uyardım kendilerini. Bunlarla uğraşmayın. Bunlar boşuna çabalardır. Egemen eşitlik bu değildir. Kaldı ki egemen eşitlik eğer olacaksa ki benim anladığım kadarıyla bu iki tarafın ayrı ayrı egemenliği demektir. İki ayrı egemenliğin olacağı bir çözüm bugünkü konjonktürde mümkün değildir diye düşünüyorum ben. Bunu sağlamanın bir sürü
çaba gerektirdiği, bu çabaların sonucunda bir noktaya bu süreç getirilebilirse, bunun ancak uluslararası alanda aktif ve etkili bir çaba ile mümkün olabileceği, bunu sağlayacak kapasitenin bugün ne bizde ne Türkiye'de olmadığı, daha farklı kapasitelere ihtiyaç duyulduğu, kesinlikle olmadığı dikkate alınacak olursa bu mümkün değil. Belki bazı kapasiteleri Türkiye Cumhuriyeti harekete geçirecek. Mümkün değil, çünkü Türkiye'nin ben biliyorum şeylerini, yani bu uluslararası politikadaki planlarını, programlarını görüyorum, izliyorum. Uzun vadeli program alışkanlığı yok bizde. Bizde de yok, Türkiye'de de yok. Uzun vadeli program olmadığı sürece de sonuca varmanız mümkün değil. İşte bakın, Kıbrıslı Rumların çok uzun vadeli planları var. Yani ayrı ayrı siyasi görüşlerin ayrı ayrı planları var. Doğru. Ama sonuçta ulusal konseyde bunları amalgame edebiliyorlar. Ve bunu birlikte götürebiliyorlar çoğu noktada. Biz bakın bugün diyoruz. Anastasiadis bugün sürecin çanına ot tıkayan kişidir. Büyük eleştiri yapılmaktadır. Ama örneğin şeyde, bilmem hangi broşürde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıyormuş da onu çıkarttılar diye bütün siyasi partiler şey yapıyor, bayram yapıyor güneyde. Düşünebilir misin? İngiltere'nin galiba şey nedir o, seyahat kısıtlamaları veya seyahat düzenlemeleri kataloğunda KKTC yazıyormuş. Kıbrıslı Rumlar bunu fark edip büyük tepki göstermişler. Kıbrıs Kuzey yazıyor galiba şimdi. Ve Kuzey Kıbrıs yazdırdılar diye hepsi bayram ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani uzun vadeli bir planlama içindedir hükümet veya iktidar. Organizasyon organize olmuştur. Ve onları da yani şeyin ulusal konsey çerçevesinde tümünü de yavaş yavaş değişik orkestralar, değişik enstrümanlar çalarak ama aynı orkestranın şeyleri, üyeleri gibi sürükleyebiliyor. Bizde muhalefet düşmandır. Özellikle sağ iktidarların yaklaşımı odur. Muhalefet düşmandır. Muhalefetle işbirliği günahtır. Yoktur böyle bir şey bizde. O yüzden de bütün politikalar kısa vadelidir. Uzun vadeli politika olmaz. Muhalefet yarın iktidar olur. Yani senin politikanı yeter bir sol kenara. Sol iktidarlar iktidara gelince sağ politikalar dost mudur? Değil. Değil tabii. Yani sol içinde sağ politika faşisttir, milliyetçidir, şeycidir. Şimdi orada yani da yani iki öyle taraf kendini öyle bakar. Hayır, bakın ama güneyde de öyledir ama onlar işbirliği yapabiliyor. Biz evet, yapamıyoruz. Evet. Çünkü antagonist, yani bir çatışmacı ilişkiler içinde yaşıyoruz. Yani sağ sürekli olarak solu ihanetle suçlarsa, sol iktidara geldiğinde sağla işbirliği yapabilir mi? Peki biz denedik yapalım. Biz denedik yapalım, ne oldu? Peki sizin döneminizi tenzih edelim. Son dönem Cumhurreisliğindeki katılaşma açısından solun da önemli bir kısmına kapalıydı. Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin de nasıl diyeyim, yani kendi tabiri caizse kankalarından oluşan bir kadro vardı. Ne yani mi? Sayın Akıncı'nın döneminde Cumhurbaşkanlığındaki kadrolaşma ve yapılanma ve bazı politika gütme noktasında solun büyük bir kısmına kapalı değil miydi? Sadece kendi kısıtlık çemberinde oluşturduğu, aslında uzmanlıkları da tartışan bir kadrosu vardı. Doğru. Sadece işte bir dönem Özdil Bey'le çalıştı. Onun dışında doğrudur söylediğiniz. Yani, diğer kadroları. Yani belki de tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanındaki müsteşar İngilizce bilmiyordu yeterince. Ha, bilmem onu. Yani böyle bir yapıda baktığında bir öz eleştiriye muhtaçtır değil mi? Öz eleştiriye. Tabii canım. Yani size çok açık mıydı? Yani o dönem siz
da bir sol barış cephesinde oradan biri var. Size çok yakın mıydı? Yok, hayır. Hayır, değildi. Ben şunu söyleyeyim ama yani aynı şey mesela Eroğlu'nda da vardı. Eroğlu da yine belli bir çevreyi etrafına aldı. Başka yani çözüm yanlısı kimse yoktu yanında. Tabii ki o bir danışma konseyi oluşturdu. İçerisinde hep çok farklı fonksiyondan da insanlar vardı. O farklı bir oluşumdu. Çözümden yana kimse yoktu. Onları asla çağırmadı. Evet. Onların hiçbiri çözümden yana yoktu. Hiç çözümden yana biri yoktu. Yani çağırmadı. Gerçi bazı isimler vardı, söylemeye gerek yok. Yoktu hiç. Çözümleri olabilir ama yani danışma konseyini diyorum, o danışma kurulunu. Müzakere heyetini değil. Anladım. belki de. Ama yani ama yani onlar da şeydi böyle süs. Fon. Tabii fon. Yani sonuçta o işe yarıyordu. Yani bak mesela ben kendimden biliyorum. Benim dönemimde ben tümünden yararlandım. Yani görüşlerinden yararlandım tümünün. Tabii ki benim görüşlerim sonuçta hayata geçti. Bu böyle. Herkes görüşünü söylerdi. En sonunda da kararınız nedir derdi bana. Ben de derdim ki kararım budur, o geçerdi. Bu iş böyledir. Ama yani herkese danışmak lazım. Herkesin görüşünü almak lazım. Ben onu yaptım örneğin. Yapmalıydım zaten. Başka çare yok. Ve sizin doğru döneminizde olur. Türkiye ile herhangi bir de test düşme olmadı. Beraber görüntü. Olmadı zaten, mesele oradadır. Yani eğer bu süreci başarıyla götürmek isterseniz bütün oyuncularla doğru ve kavgasız bir ilişki içinde olmanız lazım. Sadece Türkiye değil. Yani Rum tarafıyla da kavgalı değildik biz. Peki samimi bir soru sormak isterim efendim. Sayın bir önceki Cumhurbaşkanı değilim. Türkiye Cumhuriyeti ile köprüleri atmasa ve barış cephesinde devam etse ve aynı şekilde çok farklı bir durum. Yani var. Bu seçimi kaybeder miydi? Hayır. Hayır, hem etmezdi. Hem etmezdi. Hem de belki de yani Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturabilirdi. Eğer Rum tarafı Crans-Montana'da bu çöküşü sağlamış olsa bile dünyayı Kıbrıslı Rumların üstüne harekete geçirebilirdi. Baskın unsuru oluşturabilirdi. Tabii. Onu da yapmadı. Bizim neslin son denemesidir deyip çekildi. O tabii oldu. Başka teknik hatalar. Peki efendim, pandemi olayında sizin söylemleriniz var. Biz şimdi Mart'ta kapandık. 2 ay psikolojimiz de bozuldu, ekonomimiz de bozuldu. Sonra jet krizleri, şu krizleri, bu krizleri tekrar kapanmak durumunda kaldık. Evet. Ve şimdi yavaş açılıyoruz ama yine daha önce kapanırken açılırken vakalar sıfırlanmadı. Her gün 30-40 vaka çıkıyor. Ve biz günden gün açılırken bakıyorum ben biraz, belki siz de görmüşsünüzdür. Artık sokakta dolaşanın bile maske takmadığı çok rahat, relax bir ortama dönüyor. Şimdi yarın vakalar 60-70 de artması durumunda yine kapanma artık bizim ekonomimiz de yanında artık psikolojimizi ve şeyimizi de travma bozacak. Ne diyorsunuz buna? Yani bir yanlış mı yapıyoruz bir yerde? Vallahi, bir yerde bir hata mı var? Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Bizim yaptığımız yanlış sanırım değişik dönemlerde tek dikkate aldığımız konu sağlık olduğu için biz hata yaptık. Evet, sağlığı düşündük. Doğru olan şudur. Sağlık ve ekonomi beraberdir. Bak insanlar sokaklara düştüler. Turizmciler açız diyorlar. Bıçak kemiğe dayandı diyorlar. Taksiciler, toplu taşımacılar perişan oldular. Bir senedir çalışmıyor bu insanlar. Sen devlet olarak yeterince paran yoksa bu işleri... Güneyde çalışanlar gidebiliyor mu şu anda? Bilmem, gidiyor galiba onlar. Onlar gidiyor. Ama yani sen eğer bu insanların zararlarını karşılayacak pozisyonda değilsen devlet olarak,
O zaman bu insanların ekonomik faaliyetlerine engel olamazsın. Ne yapması lazımdı bizim hükümetin bana göre? O ilk kapanma dönemi çok aşırı bir kapanmaydı. Hello, bana göre komikti. Yani 5 tane Alman turiste bulunduğu şey diye, Covid testi pozitif çıktı diye bütün memleketi kapatmak, daylarca, bütün daireleri, devlet dairelerini kapatmak filan çok çocukça bir şeydi. Ha, bunun sebebi de bana anlattıklarına göre işte Akıncı gelmiş demiş ki derhal kapatalım her şeyi. Bunun üzerine hükümet zor durumda kalmış da o nedenle fazla kısıtlamaya gitmiş hükümet filan dediler. Neyse o değil önemli olan, ama önemli olan o kapanma son derece yanlış bir kapanma oldu ve esas büyük yıkım ilk o zaman oldu. Şimdi bana göre yapılması gereken şuydu. Hadi oldu kapanma. Sağlık kapasitemizi artırıp bütün her şeyi ona teksif edip ekonomik faaliyetleri hızlı bir şekilde yeniden harekete geçirmek gerekiyordu. Biz hemşire mühendini bile yapamadık. Yapamadık. Maalesef. Bak ama mesela Türkiye hiçbir zaman bizim gibi kapatmadı. Evet. Ki o da ekonomik olarak çok ciddi zararlar gördü. Ama bizim kadar kapanmadı. Bizde hükümet belli sektörleri kapalı ilan etti. Aslında bütün sektörler kapandı. Yani sen diyelim ki tıp elemanlarının faaliyetlerini, yani özel doktorları kapatmadın. Özel doktor çalıştı mı bu dönemde? Çalışmadı. Ama onlar açıktır diye onlara destek vermedin falan filan demek istiyorum. Ya da ne bileyim ben işte sokağa çıkma yasakları filan. Benzinciler çalışmadı. Benzinciler açık sektördür, onlara destek vermedin falan. Yani bunun gibi şeyler yaşandı özellikle o ilk kapanmada. Peki bütün bunları sen sağlık kapasitesini geliştirerek bu dönemi kullansaydın ve ekonomik faaliyetleri yavaş yavaş açsaydın bugün bu kadar büyük sıkıntılar yaşanmazdı. Ben bu görüşteyim. Peki denetim yani açısından... Yani bak mesela makinistleri neden kapattın? Evet, oto... Bir müşteri gelip bir gide. Ha, hırdavatçıları neden kapattı? Süpermarketlerde üst üste kasalarda dururken yaşa, bir oto elektrikçi, bir makinesi, bir buzlukçu da insanlar sıra mı olur? Ha, mesela buzlukçu dediğin de aklıma geldi. Benim buzdolabından anladığımı bilen bir arkadaşım aradı beni, böyle böyle bir arıza oldu. Yapamam da bir şey, ne yapayım, başka mı alayım acaba dedi ve gitti yeni buzdolabı satın aldı. Halbuki arızası çok basit bir arızaydı. Sonradan çıktı ortaya. Arabaları iki ay lastiği tamir edemedik. Olabilir mi ama öyle bir şey? Bazı manavlarda, bazı zeptecilerde üst üste insanların elinde sıradan tabii, bitiyor. Tabii süpermarketlerde öyle. Yani peki bunu... denetim ayağında efendim. Şimdi bir önlem aldınız. Bazılarını kapalı tuttunuz. Bazılarını açtınız da. Siz şimdi denetim ayağına baktığınızda kim denetleyecek belli değil. Şimdi polis her şeyi denetleyemez. Belediye tam yapamadı. Sağlık Bakanlığı yetkileri zaten belli. Şimdi biz dijital devrimin de imkanlarını yararlanarak bir denetim ağı kuramadık. Geçen hafta sigarta üzerinde ben de bir şey önerdim. Dedim ki büyük marketler ki insanlar üst üstedir. Bugün kameradır hepsi. Merkezi bir izleme şeyi yaratarak siz onların da kameralarını tatbik ederek uymayanlara otomatik ceza kesebilirsiniz. Yani şart değil herkese bir denetim yapsın. Veya belli başlı devriyeler yapabilirsiniz. Yani bu, biz neredeyse şu anda kaç kişi maske takmadı diye uyarıldı. Neredeyse denetim yapmadık ve şu anda sokaklarda baktığınızda efendim maskesiz ya da açtığınızda dışarıyı çok kontrolsüz şeyler yaşanıyor. Peki şimdi vakalar 60-70 olursa ne olacak? Tekrar mı kapanacak? Zaten şeyi söyleyeyim size yani, ama yani mesela yanlış olan bir şey daha var. Mesela sokaklar, insanlar köpeğini gezdirecek, yasağmış. Olur mu böyle bir şey ya? Yani insanlar sonuçta açık havaya çıkacak.
efendime söyleyeyim, bireysel spor yapacak, yürüyüş yapacak. Onlar bile yasaklandıydı. Evet, evet, kişiler yürüyüş bile yapmaktan... Yürüyüş yapmak nasıl yasaklanır? Yoktur dünyada böyle bir şey. Paris'te bile yapılmadı. Bu İtalya'da yapılmadı. Yürüyüşler yasaklanmadı. Atsalar vay, kapatsalar vay nasıl yaranacak? Hükümet size diyor. Birisi. Hükümetin ama yaranmasına gerek yok. Biz... Hükümetin yaranmasına gerek yok. Ben hükümet niye bana yaranacak ki? Ne münasebet. Ama benim görüşüm tam kapanmanın yanlış olduğudur. Ekonomi de beraber düşünülecek. Evet. Evet. Ekonomi düşünülmeyecek. Sadece sağlık düşünülecek olmaz. Peki benim argümanım, siz 3 tane kuralın uygulanmasını istiyorsun değil mi? Hijyen, maske, mesafe. Evet. Bunu denetlemenin, teknolojinin de nimetlerinden yararlanarak bir çaba yok diyorum ben. Yani evet, denetim yok. Yani biz denetleyebilsek ve her işletme de bu denetimin şeyinden çekinse ve ciddi davran. Dün kafeler, magus alayım ben, kafeleri sayabilirim, size saymayacağım. Yani ne mesafe vardı arada, ne bir şey, tam sanki normalmiş gibi. Şimdi biz denetim yapabilsek ve tüm kuralları uygulayabilsek, bu üç tane kuralı yarın bu hastalığı önleyebilecek diyorum. Yani biz denetim fakiriyiz. O açıdan ben, bunu... Tamam, bir bu... o yanı var işin ama ben başka bir şey daha düşünüyorum. Yani insanlar kendilerini korumalıdır artık. Tabii ki. Yani şöyle... insanlar kendilerini korumazsa devlet de döve döve korutamaz. Yani o da önemli bir şeydir. Yani seyircinin dediği gibi ne o... Tabii ne ki o... haklı olduğu seyircinin. Tabii efendim ki. Biz aynı sosyal medyaya baktığınızda bir hafta kapanıyor, öldük bittik, açın. Açtığınız zaman insanları öldüreceksiniz, kapatın. Evet, evet, evet. Yani böyle de bir tabii hükümeti kontribüye de bakan bir sosyal medya hücumu var. Her kafadan bir ses çıkması normaldir. Her kafadan bir ses çıkacak ama hükümetler, tekrar tekrar söylüyorum, bizim gibi kapanmadı hiçbir dünya ülkesi neredeyse. Ekonomik faaliyetleri tamamen kapatmak mümkün değil. Biz onu yaptık. Bir tek tarımı açık bıraktılar. Evet, hayvancılığı falan. Ama bir çiftçi arkadaşın traktörünü tamir ettirebilmek için, hem de bu ikinci kapanmada, birincinin tecrübesi olduğu halde, canını yedi, izin alsın makiniste de tamir etsin kendine. E tarımsal faaliyeti sen serbest bıraktın, makinisti nasıl serbest bırakman? Traktör tamircisi nasıl... tamir etmezse o insan nasıl tarımsal faaliyet yürütecek? Yani demek istediğim çok ciddi. Birinci kapanmayı hadi gene biraz anlayayım. Ama ikinci kapanmada daha tecrübeli olunmalıydı. Evet, süremiz daraldı efendim. Son yani o zaman ne olurdu biliyor musun? Her şeyi kapatmasaydı ve kapatılması şart olanları kapatsaydı. Şimdi saymak istemiyorum bunları. Evet, evet. Mesela kafe, bar gibi. O kuralların ihlal edilmek durumunda olduğu. Ha, onları sadece kapatsaydı belki de o insanlara destek verebileceğiydi. Evet. Herkese vermek yerine gerçekten risk yaratabilecek olanlara bu destek verilebilmeliydi. Ben onu diyorum. Yani gerçekten destek verilmesi gereken çok geniş kesimler vardı eğer kısmi kapanma olsaydı bile. Yani barlar dediğiniz gibi, müzisyenler, orada çalışanlar, lokantalar yani, efendime söyleyeyim, bunları kapattığında o zaman destek sosyalleşme yerleri. Ha, bunları destekleyebilirdin. Ama her şeyi kapadınca hiçbirine destek veremedin. Evet. Efendim şimdi şu anda bir protokol imzalandı. Pandemiden dolayı bir pandemi protokolü beklerken aslında sanki pandemi yokmuş gibi ve bir hayli yapısal reformla anlam veremediğiniz maddeler için bir protokol. Bunun ilaveten siz aynı hükümette de bulunduğunuz için bunun zorluklarını çok daha iyi bilirsiniz. 8 ay sonra bir erken seçim olacak. Bir azınlık hükümeti, tarihte ilktir belki bu. Ve azınlık hükümetinin dışarıdan desteği ve yani yasa geçirme gücü de pek yok. Ve protokolün içerisinde de aslında seçime giden bir hükümetin oy kaybedeceği, asla cesaret edemeyeceği, kamu görevlileri yasası, sendikaları hizaya çekme gibi yasalar var. Ve 8 ay sonra seçim var. Bir daha mesajımız var Sayın Başkanım.
Kaç ay Cumhurbaşkanı Ekim'de yapıldı değil mi seçimi? Cumhurbaşkanı seçimleri. Yok canım şeyde. Kasım'da. Nisan'da. Yok son. Sayın Tatar. Nisan'da. Nisan'da ertelenmedi mi Ekim'e? Ha pardon. Tabii tabii Ekim. Halen ha, daha diyor. Eyvah. Baksana sen ben normali düşündüm. Tabii, evet doğru. Bir de Kasım'dan yapılmış bugüne kadar 6 ay mı geçti? 6 ay geçmiş. Sandık görevlileri diyor. Biz halen daha hakkımız olan parayı bile alamadık. Nasıl seçime gidecek? Öyle bir her programda böyle itirazlar geliyor bana. Yani 6 ay da sandık görevli çalışmış. O risk ortamında, PCR ortamında çalışmış. İnsanlar da maaş şeyini almamış. Bu olacak iş mi yani? Ve biz seçime gidiyor. Bulacak iş mi dediğin gibi. Şu andaki seçimde biliyorsunuz Sayın Narin Şevik diyor bu insan hakları ihlali. Eğer bir seçim yasası değişmezse ve farklı bir seçim şekilde gidelim. Bu yasa insanların komaya gireceği, bir gecede bitmeyen insan hakları ihlali nedeniyle bir seçim. Şimdi bulmayacak görevli de gitsin seçime. Hayır böyle bir seçim olamaz ki. Yani görevli bulamayacak ki. Bütün görevliler reddedecek. Kim gidecek 24 saat sürecek bir seçime? Şimdi 24 işte onu diyor. 24 saat, yani şimdi siz bunları ödemediniz. 24 saatten fazla sürer bu seçim. Evet ve geçmiş 6 ay önceki seçimin parasını ödemediniz bu insanlara. Şimdi bulacaksın bir şey. Evet. Şimdi bu noktada baktığınızda protokol azınlık hükümeti erken seçim ve neredeyse sendikayı hizaya çekme, kamu görevlileri yapma, ABB öğretmenler gibi evet. Öğretmenlerde memnun sayılacak şeyleri böyle bir protokolü uygulamak mümkün mü? Yoksa laf ola imzalanmış bir protokol mu? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir daha çok özür dilerim bir mesaj var size. Hakaret içerim her şey. Sayın Cumhurbaşkanım ben Kıbrıslıyım. Geleceğim memleketime geleceğim. Kendi evim var. Beni hükümet alacak garantiye götürsün. Cebimdeki parayı alsın. Yabancı öğrenciler gelecek. Her şeyini hükümet karşılayacak. Doğru mu bu diye soran var. Evet. Şimdi tabii burada haklılık, haksızlık çok şey var da. Şimdi benim söylemek istediğim şudur. Bir kere siz çok doğru bir şekilde işaret ettiğiniz gibi Ekim'de seçime gidecek bir hükümet ancak salgınla mücadele paketi imzalamalı. Pandemi protokolü. Tabii pandemi protokolü. Bunun için neler gerekiyorsa bunlar tespit edilirdi ve bunun için bir protokol yapılırdı. Ama dediğiniz gibi çok iddialı, hayatın her alanına müdahale edecek bir protokol imzalandı ve bu protokolün hayata geçmesi imkan ve ihtimali yok. Yani boşuna yapılmış şeylerdir bunlar, protokollerdir. Geçmişte de oldu. Birçok protokol imzalandı, hiçbiri yapılmadı. Geçen defa imzalanan ve yapılmayan hususlar bu defakinde yer almadı mesela. Yani geçen defa söz verdin yapmadın, bari şimdi yap da yok. Yeni şeyler var. Yapılan protokollerin uygulanmayan hiçbir maddesinin peşine kimse düşmedi. Dolayısıyla yani laf ola yapılmış bir protokol gibi düşünüyorum. Ne kadarı gerçekleşecek bunun? Yani para akışları ne kadar gerçekleşecek? Onu da bilemiyoruz. Çünkü şimdi sizin de zamanında ben de çok eleştiriyorum. Şimdi bu protokollarda hedef, eylem karşılığında bütçe ve kaynak arası. Yani hangi eylem yapılırsa hangi kaynağa akacak diye bir bağlantı yok kesinlikle. Ben kamu görevli yasasını değiştirdim mesela. Ne kadar kaynağa akacak? Ve bir de prosedür var efendim. Buradaki komite bakacak, Türkiye'deki komite bakacak, Fuat Bey'e gidecek, onaylanacak, gelecek. Yani bir de çok büyük bir labirent gibi bir de prosedür var. Hiçbiri çözülmeyecek. Yani böyle bir para akışı da olmayacak. Yani geçmişte akıtılması gereken veya söz verilen veya imzalanan protokole göre verilmesi gereken kaynaklar Kıbrıs'a verilmedi. Evet. İşte böyle kopuk bağlantısı. Hayır sadece koşullardan değil.
Sadece koşullardan değil, şey bile verilmedi, hepimiz biliyoruz. Savunmanın giderleri bile verilmedi. O herhangi bir koşula bağlı değildi ki. Şimdi siz Cumhurbaşkanlığı yaptınız efendim. Yani baktığınızda, fiilen ve baktığınızda bizim gücü ülkeyik ve garantörümüz var ve Türkiye'nin savunmamızı Türkiye Cumhuriyeti sağlıyor, değil mi? Evet. Biz devlet olarak savunmamız var mı? Dışişleri Bakanlığı'nın adından savunmayı çıkarttık. Şimdi o başka. Yani hayır, fiiliyatta baktığınızda o savunma kaynağı verilen askerin de yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'ne ait, değil mi? Tabii. Tabii. Yani bunun otomatik ödenmesi lazım. Yani bunu tabii bize verdi de ödenmesi biraz kağıt üstünde olsa bile çok anlamlı mıdır? Yani biraz komik değil mi? Öyledir. Öyledir ama zaten her şey öyledir ya. Benim dikkatimi çeken husus bu konuda sadece Kıbrıs Türk tarafı değildir üzerine düşenleri yapmayan. Evet, yapmıyor. Doğrudur. Ama sadece Kıbrıs Türk tarafı değildir yapmayan. Türkiye de yapmıyor. Yani bunu yaparsanız bunu vereceğim der mesela, senin dediğin gibi eylem ve demiyor hareket dese bile yapmıyor. Evet. Onun için bir de şikayet var efendim. Bu iş böyle gidiyor. Cemil Bey çok güzel bir noktaya temas etmiş. Hükümet kanun gününde kararnameyle bankalardaki kredilerin ötelenmesi kararı aldı ya. Öldükçe de diyor kooperatiflerde, tasarruf kooperatiflerde krediler var. Onları borçlananlar zorlanmadı mı? Onları bu pandemide ödeme zorluğu yok mu? Onlar için diyor ki kooperatifler bakanlar kuruluyla karar almadığı için öteleyemiyoruz. Böyle bir de şikayet geldi bize. Yani kooperatiflerde ertelenmiyor. Evet. O çok ilginç. İşte bunu da söylenmesi unutmuş olabilir hükümetler. Evet. Hatırlatmak ama lazım. Yani borçlanan insan orada da zorlanır, orada da zorlanır. Evet, evet efendim, son sözlerimizi alalım. Evet, vallahi benim tabii şu anda en büyük, en kritik şey malum salgın. Hepimiz bunun sıkıntısını yaşıyoruz ama hayat devam ediyor salgına rağmen ve öyle görünüyor ki bu daha böyle devam edecek. O nedenle biz dediğim gibi kısıtlamalı, kontrollü, tedbirli ekonomik faaliyetlerimizi sürdürmek gerekmektedir. Bunun için de hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Özellikle dikkatli olanlar bu konuda daha sağlıklı bir süreç yaşayacaklar. Ya. Dikkatsiz olanlar, işte yani ne bileyim ben, sosyalleşmek şart değilse sosyalleşmeyeceksiniz. Bunu kendiniz, kendi inisiyatifinizle yapacaksınız. Ha bu durumda sosyalleşmenin olduğu yerlerde de çalışanlar var. Onlar da emekçidir. Onlar da para kazanmak ister. Sonuçta aç yaşayamayacaklarına göre kaynaklarımızı o insanları desteklemeye yönelteceğiz. Evet. Bu günleri atlatana kadar. Bu bir. İkincisi ama unutmayacağız ki Kıbrıs sorunu da önemli gelişmelere gebedir. Evet. İşte 5+1 zirve öncesindeyiz. O nedenle Kıbrıs Türk tarafı olarak ve tabii Türkiye'de bu konuda son derece ciddi bir çalışma içine girmek zorundadır. Böyle egemen eşitlik diyerek, eşit egemenlik, egemen eşitlik, bu işte iki devlet, konfederasyon filan gibi dünyanın kabul etmekte zorlanacağı, hatta kabul etmeyeceği çabalar ortaya koymak yerine bizim bu süreci, yani Kıbrıs sorunun çözüm sürecini akamete uğratan Anastasiadis'in, Rum tarafının bizim siyasi eşitliğimize karşı takındığı tavırı dünyada deşifre ederek siyasi eşitliğimizin Güvenlik Konseyi kararlarıyla defalarca tescil edildiği gerçeğini de dünyanın gözüne sokarak ve bunun Rum tarafı üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılması için çaba ortaya koyarak çok aktif bir duruma geçmemiz gerekir. Olmayacak dualara amin demek yerine olacak işleri alıp sürdürmek ve dünyanın da gözüne soka soka bu süreci lehimize dönüştürmek zorundayız diye düşünüyorum. Evet, bunun için çalışmalıyız. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Sayın Talat'a teşekkür ediyorum. İnşallah 5+1 Cenevre görüşmesinden sonra tekrar bir program yaparız ve o görüşmeyi de değerlendiririz. Evet, haftaya
Pandemiden en fazla etkilenen Restorancılar Birliği As Başkanı Serhat Aktunç ve Mali ve Ekonomi İşbirliği Protokolü'nde en fazla önlem öngörülen sendika sektöründen Hürriyet İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ile program yapıp ülke gündemini tartışır çizer efendim. Evet, iyi akşamlar efendim. Ekopolitik gündemi sundu.